Çin'in Doğu Türkistan'daki baskısı hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi'nde akademisyen olan Erkin Emet hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu yakalama kararının arkasında ne var? Daha önceden bir yakalama kararı çıkartılmış mıydı? Doğu Türkistan'da neler oluyor? New York Times gazetesinde ortaya çıkan belgelerde neler yazıyor? Doğu Türkistan'daki son durumu doçent doktor Erkin Emet'e sorduk. Şu an Doğu Türkistan'da toplama kampı dediğimiz o kamp başlamadan önce 2017 Nisan ayında çıkarılmış bu tutuklama, yakalama emri. Burada 21 kişi bizim Kaşgar'da Yopurga ilçesinden bu 21 kişiyi kim yakalarsa ihbar etmesi gerektiğini, ihbar edenlere ödül, para ödülü vereceği yazılmış böyle bir duyuru bu emir yani. İkinci yakalama kararı oldu. Evet, bu o zaman bir yayılanmış, bütün ilçenin duvarlarına, her yere asılmış bu şey. Yakında bu yenilenmiş ikinci defa. Burada da işte tutuklama emrini yeniliyor. Türkiye ve Avrupa ülkeleri, Amerika, diğer ülkelere, demokratik ülkeleri ziyaret ederken etkilemez. Ama Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri bu ülkelere gittiği zaman sıkıntı yaratıyor. Valla Çin bunu eskiden de yaptı. Dünya Avrupa Reisi Dolkun İsa ile ilgili de tutuklama emri çıkarmıştı. Sonra Interpol'dan bunu kaldırdı bizim sivil toplum kuruluşunun girişimiyle. Çin'in bu tip şeylerini demokratik ülkeler ciddiye almıyor. Çünkü Çin kendisi sabıkalı, kendisi bugün Uygurlara acımasız bir yok etme politikası var. Bu tip insanlara çıkarılan bu şey Batı tarafından çok ciddiye alınmıyor yani. Bizim büyüklerimiz İsa Yusuf Abdikiller, Muhammed İbn Buğralar Türkiye'de bu davayı başlatmış. Biz bunu Doğu Türkistan bağımsız oluncaya kadar bu devam edecek. Bizi susturmak istiyor. Çin büyük devlet olmak istiyor. İmaj problemi var. Dolayısıyla Türkiye önemli Türk kamuoyu. Türk dünyasında bizim onun imajını zarar verdiğimize inanıyor. Bizi susturmak istiyor ama susmayacağız. Bu Atayurt Türk dünyasının, Türklerin Atayurt'u olan Doğu Türkistan bağımsız oluncaya kadar, oradaki halk özgürlüğe kavuşuncaya kadar bu mücadele devam edecek. 403 sayfalı bir gizli belge New York Times gazetesinde yayınlandı. Dünya 2-3 yıldan beri böyle bir toplama kampı var mı yok mu böyle bir tartışma içerisindeydi. Bu genelgeyle beraber nokta konmuş oldu. Bu belgede şunu diyor. Şu anki Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bizzat hazırladığı bir gizli belge bu. Bunda Doğu Türkistan'daki Türk soylulara acımadan bastırması, yok edilmesiyle ilgili bir belge. 161 sayfasında tamamen Doğu Türkistan'ı nasıl kontrol altına alacak, nasıl buradaki toplumları çilleleştirme konusundaki radikal kararları içeriyor. Bu bir insanlık suçu bugün Doğu Türkistan'da yapılan. Buna emir veren insanın uluslararası savaş mahkemesinde de yargılanması gerektiğini söylüyor insan hakları teşkilatları. İleriki günlerde ben Xi Jinping'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için bir takım girişimlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü orada olan bitenler insanlık dışı bir uygulama yani. Bu belgeyle ilgili Çin vatandaşlarının orada bir medya özgürlüğü olmadığı için Çin vatandaşlarının tepkisini öğrenmek biraz zor. Ama bu küçücük olaylarda Çin Dışişleri Bakanlığı çok sert tepki veriyordu. Bu Abdurrahim Heyt meselesinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptığı zaman çok sert cevap vermişti Türkiye'ye. Şimdi bu belge dünyada konuşuluyor, insan hakları örgütleri tepki gösteriyor ama Çin'den ses yok. Çin hükümeti bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Suç üstü yakalanmış oldu. Serbest bırakılanlar var az da olsa ama bu politika devam ediyor. Buradaki en acı olan şey 3 çeşit ceza kampı vardı biliyorsunuz, toplama kampı. Birincisi çok tehlikeli bulduğu insanların tutulduğu yer. İkincisi de değişebilir dediği az orta tehlikeli olarak gördüğü insanlar. Üçüncüsü de eğitim merkezi dediği, göstermelik de olsa orada eğitim yapılan kamp vardı. Şimdi bu birinci çeşit ağır kamplarda tutulanlar Çin'in iç bölgelerine taşınıyor. Sosyal medyada da söylediğiniz gibi trenlere yükleyerek
bunları kelepçeleyip ayağında zincirlerle Çinlilerin yoğun olduğu iç bölgelerde hapishanelere naklediliyor. Burada son uluslararası medyalarda yer alan helal organ ticareti diye Arap ülkelerindeki zenginlere yönelik buradaki Doğu Türkistanlıların organlarının satıldığıyla ilgili haberler alıyoruz. Buradan genç kızlara, özellikle Uygurların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kampta tutulanları Çin'in iç bölgesine naklediyor. Tutuklananlar var, idam var, işkenceyle ölenler var. Bununla ilgili dünyada sağlam bilgi alınamıyor. Bu acı durumdan şunu söyleyebiliriz. Doğu Türkistan tarihinde ilk defa acımasız bir bu toplumu tamamen yok etme, bir soykırım politikası olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanının acımadan bunları cezalandırın emri bunu daha net bir şekilde gösteriyor. Bu artık tespit edilmiş. Çin, Türkiye'deki bazı Mao'cu, Çin'in burada sözcülüğünü yapan bazı medya kuruluşları, bazı siyasi parti dediğimiz sivil toplum kuruluşları Çin'in böyle bir şey yapmayacağını, bunun bir iddia olduğunu söylüyor. Kesinlikle öyle değil. Biz Çin medyasından takip ediyoruz. Çin'in Halk Gazetesi dediğimiz, Renmin Ribao dediği Halk Gazetesi'nde bugüne kadar Doğu Türkistan'da işte eşleri kampa götürülen 1 milyon 260 bin Uygur'un evine Çinli erkeklerin yerleştirdiğini yazdı. Çin'in devlet gazetesinde yayınlandı. Bu bir gerçek. Artık bu mesele bir namus davası da oldu. Böyle bir şey olamaz. Yani 21. yüzyılda düşünün. Evinize bir tane erkeği getirip çoluk çocuk hanımın yanına erkek, bu Çin'e yakışan bir şey değil. Dünyanın ikinci ekonomisi, dünya nüfusunun üçte biri, beşte biri diyoruz. Böyle bir büyük ülkeye 21. yüzyılda yakışmayan bir uygulama bu. Çin ta Göktürk Devleti döneminde de öyleydi. Bizim Hakanlar Çan'a, Çin'in başkentini ziyarete gittiği zaman böyle ağaçları ipeklerle süsler, oğulların geçtiği caddeleri. Türk Hakanlar hepsi Çin hayranı olarak dönerdi. Bunu bugün de devam ettiriyor Çin. Dolayısıyla heyet götürme, orada heyetlere gezdirme olayı gerçeği göstermez Çin. Biz öğrencilik yıllarımızda da yaşadık. O zaman yiyecek ekmeğimiz yoktu. Yabancı misafirler geldiği zaman hemen devlet bize bir takım elbise verirdi. Yabancılara gösterirdi. Onlar gidince gömleğimizi geri alırdı. Biz bunu çocukluk yıllarımızda yaşadık. Bu komünist hükümetinin propaganda taktiği. Gittiği zaman o üçüncü çeşit ceza kampı dediğimiz, yani gençleri toplayıp dans ettirip İşte şarkı söyletip Komünist Partisi çok güzel, biz mutluyuz diye göstermelik, hatta sanatçılara götürdüğüyle ilgili şeyler var o sahnelerde. 2 ay önce bir heyet gitmişti Türkiye'den. Hem gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, orada Dağ Bazar diye bir büyük bir pazar var Ürümçi'de. O pazar yerine gidiyorlar. Kimisi kebap satma numarası yapıyor, kimisi dans etme. Her yerde dans eden Uygur. Uygurlarda Türk toplumu. Yani biz de dans ederiz. Düğünlerde dans ederiz. Özel günler dans ederiz, eğleniriz ama bir toplum düşünün. Parkta, sokakta, okulun bahçesinde, her yerde gece gündüz dans eden. Böyle bir şey olur mu? Uygurları dünyayı böyle göstermeye çalışıyor. Türkiye'den böyle heyet gitmesi gerçeklere göstermez, meseleyi çözecek bir taktik değil yani. Her şeyden önce orada insanlığa karşı bir suç işleniyor. Uygurlar ilk önce insan, sonra Türk, sonra Müslüman. Bütün insanlık aleminin değerlerini taşıyan, dünya medeniyetine önemli katkıda bulunmuş bir Türk topluluğu. Şimdi bunlar yaşanırken Amerika'da ve bazı Batı ülkelerinde büyük gazetelerde gündeme gelirken, Türkiye'de ulusal kanallar büyük gazetelerin gündeme almaması, bu meseleyle ilgili program yapmaması bizi üzüyor. Yani bir insanlık suçu işleniyor Çin'de. Bunu gündeme getirmesi her bir gazetecinin insanlık vazifesi diyebiliyorum. Dolayısıyla şahsınızı da Yeni Çağ Gazetesi'ne ben burada çok çok teşekkür ediyorum.